Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme allimna ma yenfe'una ve enfe'una bima allamtena ve zidna ilme. Ve erinel hakka hakkan ve erzukne ittiba'ah ve erinel batıla batıla ve erzukne ictinabah. Ve sallillahümme ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi ve sellem. Dokuzuncu mesele, muhakemattan okuyoruz, ikinci makalenin dokuzuncu meselesini okuyor idik ve Uğur Hocam okurken ben koptum, ancak okuma bittikten sonra bağlanabildim. Onun için Uğur Hocam'ın neden bahsettiğinden haberim yok. Ben ondan habersiz olarak belki tekrar edeceğim, buradaki dinleyen arkadaşlar için tekrar olacak, özür dilerim ama kaydın hatırına. Ben de bir üzerinden geçeyim. Bu arada arkadaşlarımdan kanaat belirtmek isteyenler olursa memnuniyetle beklerim. Hep beraber yorumlarınızı, sorularınızı bekliyoruz. Dokuzuncu mesele, irade-i cüz'iyeyi ve tasavvur-u basiti aciz bırakan kelamın yüksek tabakası şudur ki, hızlı geçiyorum, vaktimizin zaten uzun bir bölümü teknik arıza nedeniyle geçti. İnsan iradesini ve basit düşünceyi, sathi düşünce diye anlayalım bunu, tasavvuru basiti. Sathi düşünceyi, yüzeysel düşünceyi, Nursi'nin de her zaman tenkit ettiği gibi zahiri manayla yetinen düşünce tarzını aciz bırakan, yani bundan ben bir şey anlamadım, bu ne demek ki böyle, bunları nereden çıkarttınız, bu özellikle tabi batini yorumları haklı çıkartmak için değil, sınırsız, kayıtsız, nedensiz, ilk akla gelen ve akla gelen her türlü çağrışımı sanki ayetin manasının zımnında imiş gibi, manasının kapsamında imiş gibi algılayan yoruma batini tefsirler denir. Öyle isimlendiriliyor. Her batini tefsir yazdı diyen kişi mutlaka her zaman böyle yapmıştır anlamına gelmez. Güzel açılımlara vesile olan görüşleri, kanaatleri de var. Ama sınır tanımadığı, kural tanımadığı için hiç alakası olmayan konulara dalan yönleri de oluyor bu tip müfessirlerin. Olabilir. Hepsinden Allah razı olsun. Efendim, batini anlayışa kaymamak için ısrarla bir ifrattan bir tefrite kayan, ısrarla zahiri manada kalacağız, ayet ne diyorsa onunla yetineceğiz diyen çok hakim. Batini müfessirlerden çok daha hakim zahiri müfessirler var. Çok daha hakim ve bugünümüzde bunlar daha çok hakim. Ona daha çok dikkat edeceğiz. Batini müfessirler etkisini kaybettiler, uzun süre eleştirildikleri için ve bunlar kendilerini de savunacak bir mesnede sahip olmadıkları için mağlup düştüler ve toplumun gözünde de değerlerini kaybettiler, etkilerini kaybettiler. Dolayısıyla tehlikeli olmaktan tamamen çıkmadıysa da bayağı büyük bir oranda çıktı. Ama zahiri tefsirciler bu sefer ortalığı istila ettiler. Özellikle şimdiki dönemde dini meselelerde yüzeysel kalarak yetinmeyi tercih eden insanlar ayet-i kerimenin ilk zahiri manasını dikkate alarak, yani Arapçasından anlayarak ya da anlamıyorsa Arapçasından, Türkçesinden veya bir başka dildeki tercümesinden manasına bakıp kardeşim ayet böyle söylüyor, bunun namıcımı yok ki. Açıkça işte bunu diyor. Bunu niye şöyle veya böyle evirip çevirip duruyorsunuz, aslında onu demek istemiyor falan diyorsunuz diye cahilliklerinden dolayı itiraz edenler bu devirde daha çok hakim. Basite almak, Kur'an'ın eğitimini, terbiyesini basite almak, onun belagatını basite olmak, basite almak hastalığı bu devirde çok daha hakim. Nursi, onun için muhakemat kitabını okuma ihtiyacını hissettik. Çünkü Kur'an'ın belagatı basite alınacak cinsten değildir, olamaz. Çünkü hem hakikate aykırıdır hem de Kur'an
belagatıyla mesaj taşıyan bir rehberliktir. Yani bir cümlede 20 tane manaları içeren bir tebliğ var. Çünkü 20 dediğim sınır koydum. Ama yani büyük bir rakam olduğunu ifade etmek için de o çok anlamındaydı. Yani 20 yanlış, çok manalar içeriyor. Bir de zaman değiştikçe Kur'an'ın manaları böyle katman katman açılıyor, katmer katmer açılıyor ve insanların her türlü ihtiyacına her an cevap verecek özelliğini her muhatabın kendi şartlarında ona gösteriyor. Yani rehberlik yapıyor. Bu özelliklerini sıralayan bu meseleler diye okuduğumuz bu bölümde herhalde 12 mesele olarak sıralanmış. Biz 9.sunda şunu öğreneceğiz. Okuyorum. Mütedahile müteselsil olan makasıdın taaddüdü birbiri içerisinde birbiri içerisine girmiş olan, mütedahilen, müteselsil, birbiri içinde birbirini takip ediyor. Ona belki Türkçe'de iç içe daireler denebilir. İç içe daireler gibi olan makasıdın taaddüdü. Maksat taaddüt ediyor. Zaten bu konunun, 9. meselenin üzerinde duracağı nokta bu. Şimdi bu cümle de, şimdiki okuyor olduğumuz cümle de 9. meselenin birinci premisi, birinci önermesi, yani ana önermesidir. Bu cümleyi anladıysak bundan sonraki yapılacak açıklamalar bu cümlenin ve yazılanlar bu cümlenin açıklaması olacak. Makasıdın taaddüdü, maksat birdir ama sanki şöyle düşünün. Bir büyük daire çizin, onun içine bir küçük daire çizin, onun içine bir küçük daire çizin, onun içine bir küçük daire çizin. Her bir daire o büyük dairenin içindedir ama kendine ait de bir dairedir. Bunu böyle düşünelim. En sonunda böyle sanki sonsuza giden, açılan iç içe daireler var. Maksat birdir fakat her bir düzeyde o maksat değişir. Bir kimse Kur'an'ı okur, bakar, kainatın bir yaratıcısı olması lazım sonucuna ulaşır. Doğru, bu bir maksattır diye ve ikinci defa Kur'an'ı tekrar okur, şöyle genel bilgisiyle birlikte bir daha bakar, Kur'an der yalnızca kainatın bir yaratıcısı olması lazım sonucuna ulaştırmak için bana muhatap olmuyor. O yaratıcının tek bir olduğunu, tek olması lazım geldiğini, eşsiz olması lazım geldiğini anlatıyor der. Bu da o maksadın içinde bir başka maksattır. Ama o maksadın içindedir. Bu önemli. Mütedahilen, müteselsil bu demek. Makasıdın taaddüdü deyince yani Kur'an'da çok değişik maksatlar mı var? Hani yani Kur'an'ın makasıdı şunlar şunlardır diye 4-5 maksat sayılır ya, o anlamda daha başka maksatlar da mı var anlamında değil. Aynı anlam içinde sanki maksat katmanları var. Üçüncü defa Kur'an okuduğunda der o tek bir olan yaratıcının mutlak olduğunu ve onun özellikleri olduğunu, dördüncü bir okuyuşta o özelliklerinin de mutlak olduğunu, beşinci bir okuyuşta o özelliklerin mutlak olduğunu algılayacak özelliklerle insanı donatarak yaratıp, bendeki o ölçücükleri açığa çıkartmak için, bendeki o ölçücükleri kullanmamı sağlayacak ve o ölçücüklerle, o terazilerle yaratıcıyı tanıtmak için eğitim yapılıyormuş der. Efendim bu birinci maksada aykırı mı? Hayır. Birinci maksadın aynısı mı? Hayır, asla. Ne yaptı? Benim kendimi nasıl kullanmam lazım geldiğini öğreten bir
konuşma olarak Kur'an'ı okudu, algıladı. Ama bu birinci maksat olan kainatın bir yaratıcısı olması şarttır, mutlaka zorunludur sonucundan başka bir şey midir? Hayır. İşte belagatın, bu 9. meselede belagatın mütedahile müteselsil olduğunu, birbirinin içerisinde çok değişik maksatlar katmanlarının olduğunu bilerek Kur'an'a muhatap olmak gerekiyor. Evet, onu, bu konuyu, maksadın taaddüdü ve mütenasilen murtabıt olan metalibin teselsülü, şimdi bir taaddüt var, bir de teselsül var. Hem değişik katmanlar var, hem de o katmanlar birbiri ardı sıra geliyorlar ama teselsül ediyor, birbirini takip ediyor, silsile halinde takip ediyor ama bu silsile halinde takip etmenin bir özelliğini söyleyecek. Mütenasilen. Tenasül var. Yani aralarında organik bağ var. Birinci kademe gerçekleşmeden ikinci kademe, ikinci gerçekleşmeden üçüncü katman olan maksada ulaşmak mümkün değil. Onun için Kur'an tekrar tekrar okunması gerekir. Ama hani ezbere okunması anlamında değil, o ezbere okumadan bahsetmiyoruz. Kur'an okumak demek, onu anlamak için ona muhatap olmak demektir. Ama efendim ben anlayamıyorum. Çok söylüyoruz bunu ama pratik bir konu olduğu için tekrar etmemiz lazım. Ben anlamam, ben Arapça da bilmem, gramer dersi de almadım. Öyle bir Arapça gramer dersi alacak ne vaktim var, ne zamanım var, ne takatim var. Yapamam böyle bir şey. O zaman benim bunlardan faydalanmam mümkün değil mi? Hayır, mümkün. Mümkün. Faydalanabiliriz. Nasıl? Sabırla tekrar tekrar o tefsirleri inceleye inceleye okumak. Okudukça vukufiyetimizin arttığını göreceğiz. Ama anlamak maksadıyla okuyacağız. Ne demek istiyor sorusu sorarak araştırmak için okuyacağız. Ben bu kitabı okudum biliyorum diye kitap okuyan, tefsir okuyan, Kur'an okuyan Kur'an'dan faydalanamaz. Ama bir insan gerçekten avamdır, sadakatle azzini biliyor, anlamak için de bir kitap okuma eğitimi hayatında görmemiş. O kimse Allah'ın kelamıyla baş başa olacağım diye okuyor, o kimse için hak bir davranıştır. O kimseyi ayıplamak ve dışlamak ve o kimsenin hiçbir faydası olmayan bir işle meşgul olduğunu söylemeye dair fetva vermek bizim ne kapasitemiz dahilindedir, ne hakkımız var böyle bir şeye. Bizi ilgilendirmez. Bizi ne ilgilendirir? Senin ve benim kapasitem dahilinde olanı Kur'an'a yönelterek kullanıyor muyum? Yani iş hayatında gösterdiğim hassasiyeti Kur'an tefsirleriyle olan ilişkimde gösteriyor muyum? Meslek edinmek için yaptığım eğitimi Kur'an anlama çalışmasında da o eğitime benzer, o eğitim düzeyinde bir eğitime kendimi tabi tutuyor muyum? Çünkü kabiliyetim var. Bak gösterdim. Diyelim ki mühendislik eğitimi yaparken o detayları hiç bilmediğim şeyleri bilir hale gelecek bir eğitim yaptım. Demek ki Allah'ın bana emanet ettiği aklı böyle bir eğitim aracı olarak kullandım. Şimdi bu eğitim aracı olan aklı hiç anlamadığım Kur'an'ı anlar hale gelecek şekilde kullanıyor muyum? Bizim derdimiz bu. Eğitimi olan insanın, eğitimini dünyevi maksatla kullanan insanın, aklını dünyevi meselelerde çalıştıran insanın, Kur'an'ı anlamaya gelince aklını tamamen terk eden bir tavır içerisine girmesi, kendini kandıran, riyakar, sahte bir davranıştır. Kendini kandırır.
onu da tutup mazeretini haklı çıkartmak için o kadar insan avamdır, insanların çoğu avamdır, anlamaz, onlar taklitle okumaları caizdir dedi ama senin değil. Avamın kapasitesine göre Kur'an'a muhatap olması onların meselesi. Sen niye onları onların düzeyine indirgeyip avam rolü oynayıp kendini kandıran bir tavra giriyorsun? İşte problem burada. Dünyada dünyevi meselelerde kabiliyetini geliştirip de aynı kabiliyeti Kur'an'ı anlamada göstermeyen, ben onlara ahmak, cahil, kendini kandıran insanlar olarak görüyorum. Kendini kandırıyorlar. O insanların uyanması için konuşuyoruz. Aman kendini kandırma. Babaannen Kur'an okurken gözleri yaşlanır. Olur. Doğrudur. Sen okurken yaşlanmaz. Kandırma kendini. Neye? Çünkü sen muhakeme etme eğitiminden geçmiş birisisin. O eğitimi kullanmadığın için farkındasın ki kaçıyorsun. Senin gözün falan yaşlanmaz. Başından aşağı su döksen gözünden bir damla yaş çıkmaz. Neye? Sen kabiliyetini kullanmadın. Babaannen kullandı. Sen babaannen gibi olamazsın. Kendini kandırma. Babaannenin düşünme kabiliyeti yok. Hisleriyle düşünür o. Biliyor musunuz amalar var? Bilirsinizdir de ben de sanki sizden başka bilen yokmuş gibi konuşmayayım. Bir amalar var. Bu amalar gözüyle görmez. Ya ışığı tamamen görmez de hafifçe kararmasını tam amadan bahsediyorum. Yarım ama da olabilir ama en güzel örnek tam ama hafifçe karanlıkla aydınlık arasındaki hafif farkı görürler. O kadar. Yani bu, biz şimdi karanlık bir yerdeyiz veya biraz aydınlık bir yerdeyiz diyecek kadar hissederler. Öyle bir kabiliyette donatılmışlardır. Genelde hani bazı ama var, hiçbir şey dersen onu bilmiyorum, duymadım. Böyle bir şey hissedecek şekilde yaratılıyor onlar. Ve bu kişiler o kararmanın, karartının tonlarıyla karşılarında bir eşya var mı yok mu diye fark eder. Hatta ses dalgalarının boyutları derler. Ne diyorlar onlara, dalga boyutları mı diyorlar? Yani bir ses çıkarsanız o sesin yankımasının mesafesiyle, yarasa kuşları gibi mesafesiyle nesneleri algılarlar. Ve onların ısıyla, yani bir şey kendisine yaklaştığı zaman onun ısısını hissedecek kabiliyetleri vardır. Yani şöyle söyleyeyim, biz gördüğümüzü söyleyen insanlardan belli meselelerde, belli konularda çok daha hassas bir şekilde dokunma, ısı algılama, karanlık algılama, karanlığın tonunu algılama konusunda öyle duyguları gelişmiş ki o kişiler bizim kadar görür gibi yaşıyorlar. Görmüyor ama görür gibi yaşıyor. Eşyaların, nesnelerin nerelerde olduğunu öyle hafızalarına yerleştiriyor ki bir yoldan gittiği zaman o yolun bütün kaldırımlarını, inişlerini, çıkışlarını hafızaya öyle yerleştiriyor. Görmediği için başka organlarını geliştiriyor. Başka organlarını geliştirdiği için onları kullanır hale geliyor. Şimdi gelelim bizim örneğimize ama özür dilerim, yarım 10 saniye. Şimdi hem gözü görüp de hem o organları geliştirmemiş olan birisi ama birisinin efendim dokularıyla, ısıyla, hisleriyle nesneleri algılama kabiliyeti olduğunu söyleyip
ben de onlar gibi yapıyorum derse ahmaklığın daniskasını yapar. Bunu anlamamız lazım arkadaşlar. Sen gören birisin, görerek yaşamayı öğrenmişsin, duygularını da geliştirmemişsin, hislerini hiç geliştirmemişsin, ısı ve karanlık tonlarının algılamasıyla hafızanı kullanarak eşyaların, nesnelerin yerlerini ve özelliklerini algılama özelliğini geliştirmemişsin. Sen ama gibi davranamazsın, ahmaklık yapma. Çünkü sen gözünü kullanmış bir insansın. Onun gözü olmadığı için Allah ona başka duygularını geliştirme özelliği verdi. Senin babaannen, anneannen gözü olmayan ama gibi, aklını kullanmayı düşünmeyen insan gibi diğer duygularını geliştirerek Rabbi ile ilişki kurma eğitimi yapmış. O eğitimle geliştirdiği duyguları var. O duygularıyla Kur'an okuduğu zaman daha Euzü Besmele çekerken gözleri yaşarır. Sen sahtekar, açıkça söyleyeyim bunu, sen sahtekar, mühendis olmuş, üniversite okumuş, sahtekar, böyle duygularını geliştirmedin, aklını her türlü meselede kullanmaya alıştırdın. Kur'an'a gelince babaannen gibi yapacağını iddia etmen, senin kendini kandırmaktan başka hiçbir gerçeği ifade etmiyor. Gelin bu sahtekarlıktan vazgeçelim. Açıkça söyleyeyim, hakaret etmek için söylemiyorum. Bu bir öyle gerçek ki, bugünkü dünyada, yalnız Türkçe konuşulan yerlerde değil, İslam alemini sarmış bir hastalıktır. Adam profesör, Kur'an'a gelince babaannesi gibi okuyor. Hain. Neyin haini? Kendisinin haini. Allah'ın verdiği imkanların haini. Allah ona göz vermiş, görme duygusu vermiş, onu kullanarak yaşamış, diğer duygularını geliştirmemiş, diğer duygularını geliştirmiş insanları taklit ederek kendisine bahane yapıp gözünü kullanmak istemeyen bir bakar kör ahmak gibi davranıyor. Hem görüyor hem görmez gibi davranıyor. Buna sahtekar denmez de ne denir? Bugünkü dünya bu tip insanlarla dolu. Alemi İslam Kur'an'ı ciddiye almamasının nedeni de bu. Aman efendim şu sureyi okursan şu kadar sevabı olurmuş diye babaannesi gibi konuşan profesörlere ahmak demeyeceğiz de ne diyeceğiz? Gafil demeyeceğiz de ne diyeceğiz? Kendini kandıran serseri demeyeceğiz de ne diyeceğiz? Uyanması lazım. Kendini kandırıyorsun kardeşim. Alacaksın eline, Allah'ın sana verdiği kabiliyetleri kullanacaksın. O kabiliyeti vermediği kişi gibi davranarak kendini kandırmayacaksın. Neyse bu konuda çok yaram var. Çok şeyler konuşulabilir. Ben de hassaslaşmışım galiba. Evet. Ama bir hakikati mutlaka dile getirmemiz gerekiyor. Bu da o. Peki efendim. Kur'an'ın böyle iç içe manaları var. Bu iç içe manalar birinci okumada çıkmaz, ikinci okumaya kalır, üçüncü okumaya kalır. Ama her birinde yeni bir anlam katmanıyla karşı karşıya gelecek tavır ile Kur'an'a muhatap olmak lazım. Tefsirlere muhatap olmak lazım. Araştırarak, soruşturarak, ama gibi değil, amanın kendisine ait. Yani görme noktasında eğitim görmemiş babaannen gibi değil. Aklını kullanmadan hiç geçmez. Aklın babaannenin 3 kuruşta 5 kuruşun hesabını yapmaya kalktığı zaman karıştırır. Aman ben bunları anlamam. Ne istiyorsan al şu parayı, eğer üstü varsa ver, değilse söyle onu vereyim der geçer. Hesap yapmasını bile bilmez. 3'te 5'i toplayamaz bile. Niye? O duygusunu geliştirmemiş ama onun yerine başka duygularıyla yaşıyor. Sen o duygunu geliştirmişsin, o başka duyguların körelmiş. O duygularını canlandırmak için çalışabilirsin ama kendini sanki görmeyen insan gibi, düşünmesini bilmeyen insan gibi yerine koyduğun zaman sahtekarlık yaparsın. Allah'ın sana verdiği imkanı inkar etmiş olursun. Evet. Peki, böyle metalibin teselsülü, ne dedi? Mütenasilen
muratip olan metalibin teselsülü, Kur'an'ın ne yapmak istiyorsa, ulaşmak istediği matlapları, nereye varmak istiyorsa, onların birbiri ardı sıra gelişinde yalnız bir mütenasilen müterabittirler bunlar. Ne demek? Birbiriyle sanki organik bağ kurmuşlardır. Organik bağ var. Yani köke bakıyorsun, oradan gövdeye geliyor. Gövdeden dallara geliyor. Dallardan küçük dalcıklara, yapraklara, tomurcuğa ve oradan da meyveye geliyor. Bunlar organik bağdırlar. Önce şöyle ağacın bir genel görüntüsünü görüyorsun. Ondan sonra ya bu toprağın altına doğru gidiyor gibi geliyor. Ne var diyorsun? Köküne gidiyorsun. Sonra o köküyle ağacın gövdesi arasında ilişkiye dikkat edince dallar o gövdeden ayrıldığına dikkat etmeye başlıyorsun. Sonra o dallardan kökle organik bağı olan yapraklar çıktığını ve meyve çıktığını, meyve olgunlaştığını, sonra o meyvenin olgunlaşmasında havaların ısınmasının, güneş ışığının, havanın moleküllerinin etkilerini görmeye başlıyorsun. Eğer botanik dalında ihtisas etme niyetin varsa onları nasıl çalıştığını, fotosentez yaptıklarını, meyvenin nasıl büyüdüğünü, nasıl yaratıldığını bütün detayıyla öğrenme aşamasına girebilirsin. Botanik dalında bitki dalında eğer özel eğitim görmüyorsan en azından ağacın öyle sadece dış görüntüsüyle kendini bu bir ağaçtır diyerek kandırma. Bu bir ağaçtır demek çok basit. Ağacın neleri var diye en azından şöyle bir katman daha ilerisine geçecek şekilde Allah'ın sana verdiği kabiliyeti kullanmamız gerekiyor. O mütenasilen organik bağla bağlı teselsül var. Maksada ulaştırıyor ama aynı maksada. Ve netice-i vahideyi tevlid eden asılların içtimağı. Demek ki aynı neticeyi doğuran, aynı neticeye ulaşan asıllar, esaslar var. O esaslar bakıyorsunuz hep bir noktada içtima etmişler. Yani bir yerde taaddüt görünüyor, bir yerde teselsül görünüyor, bir aşamada ise içtima görünüyor. Birbiri içerisine, birbiriyle birleşme faaliyeti görülüyor. Her birisi tek bir çizgi üzerinde sanki toplanıyorlar. Ve her birisi ayrı ayrı semere veren furu-u kesirenin istimbatına istidat veya tazammunu iledir. Nedir bu? Ne bu? Kelamın yüksek tabakası. Bir de burada istimbat geldi. Taaddüt vardı, teselsül vardı, içtima vardı. Şimdi istimbat var. Yani birbirini netice veriyorlar yine. Ama nasıl sanki nebat istinbat ediyor, ürün veriyor, öyle söyleyelim. Ayrı ayrı semere veren furu-u kesirenin, bir gövde var ama o gövdenin çok değişik branşları, gövdenin dalları var. O değişik dallarda her biri ayrı bir meyve veriyor. Bir dal kendine ait bir iki üç meyve veriyor. Öbür dal kendine ait bir başka meyve veriyor. Şimdi artık ne yapıyoruz? Mananın iç içe çoğalmasından her yeni fark ettiğimiz dalda yeni bir meyve gözlemliyoruz. O meyveleri toplamamız lazım. İşte kelamın yüksekliği veya belagatın yüksekliği bu tür mana meyvelerinin her bir dalda ayrı ayrı toplanmasına vesile olacak şekilde tanzimi, kelamın tanzimi söz konusu. Kur'an'da böyle özellik var. Bu özelliklerin den faydalanabilmemiz için ayrı ayrı anlam katmanlarına
dallanıp budaklanmalarına, taaddüdüne, teselsülüne, içtimaına ve istimbatına, büyümelerine, gelişmelerine ve gelişmelerine müsait olan bu ifadeleri, bu belagatı okuyup, anlayıp, ondan bu özelliklere sahip olan bir eserdir bu diye okumak gerekiyor, anlamak gerekiyor. Çok uzattım ama bu kadar uzanmaması lazımdı. Fakat bu paragraf bundan sonraki anlatılacakların özü, esası, temeli. Peki, makasıdul makasıd olan en uzak ve yüksek hedefi garazdan ayrılıp gelmekte olan maksatlar, makasıdul makasıd en nihai maksat, maksatların maksadı olan en sonunda ulaştırmak istediği maksatlar birbirine murtabıt ve birbirinin noksaniyetini tekmil, birbiriyle bağlı, birbirinin eksiklerini tamamlayıcı ve komşuluk hakkını eda etmekle, o daha önce konuşmuştuk, her beli eser komşularının hakkını da vermek suretiyle onlara da referans verirdi, imada bulunurdu. O imada bulunulması gereken manalara da riayet edip imada bulunmak suretiyle, buna komşuluk hakkını eda etmek diyoruz, kelama vus'at ve azamet verir. Böylece kelamın belagatının genişliğini ve büyüklüğünü ortaya koyar. Bir cümlede ne kadar değişik mertebede bir maksatlar zinciri, yani burada ayrı ayrı maksatlar değil, maksatlar katmanı gerçekleşiyorsa o eser o kadar beli demektir. Kur'an bu belagatın en zirvesinde olan eserdir. Ona göre okumak gerekir. Güya birini vaaz etmekle öteki ve diğeri ve başkasını ve daha başkasını vaaz eder. Yani bir cümle söylemekle bir konuyu veya bir kelimeyi kullanmakla o kelimenin anlam katmanları içerisinde çok değişik iç içe maksat katmanlarına seni ulaştırır. Mesela yani Kur'an'da en basit gibi görünen Allahu Ehad var ya, en basit Allahu Ehad, Allah birdir, tektir canım, bitti. Allahu Ehad için ciltlerce eser yazılıyor. Bana sorarsanız benim kendi şahsi intibam bu. Risale-i Nur Ehadiyet Tecellisi eğitimi yapar. 5000 sayfalık bir külliyattır. 5000 sayfalık külliyat Ehadiyet eğitimi yapıyor. Ehadiyetin, yani Allah'ın varlığından başlayıp onun varlığının ehadiyetinin kainatta, bende, benimle kainat arasında ve benimle o kainatın yaratıcısı arasındaki ilişkilerin hangi bağlamda gerçekleşmesi gerektiğinin eğitimini yapan bir tefsirdir Risale-i Nur. Ehadiyet kitabıdır derim. Kendime göre bir tanım bu. Ama 5000 sayfada ehadiyet, Allah bir ya, tek işte, bildik iki tane Allah yok demek. Bu Kur'an, yani onun için Kur'an okumana gerek yok. İki tane Allah yok diyen Tevrat var, o da bir tane Allah var diyor. Binlerce sayfa Tevrat eserleri, tefsirleri yazılmış, onlar da onu diyor. Senin Kur'an okumana gerek yok. Eğer bunu demekle yetinmiş olsaydık, veya yetinmek yeterli olsaydı Allah'ın Kur'an'ı göndermesine gerek yoktu. Çünkü muharref de olsa Tevrat açık ve net bir şekilde Allah'ın varlığını, birliğini, tekliğini öğreten bir kitaptır. Peki o tekliğinin katmanlarına girebilir misin? İşte orada giremezsin. Eğer Kur'an'ı yalnız Allah tektir diye okur, huvallahu veya daha basit olsun, Allahu ehad ayetinin o parçasını, Allahu ehadi, yalnız Allah tektir diye okursan senin Kur'an okumana gerek yok. Tevrat yeterliydi. Muhammed'in eğitimine de gerek yok aleyhissalatü vesselam. Tevrat yeterli. Tevrat da Allah ehaddir der. Tevrat'ta hiçbir zaman iki Allah'tan bahsedilmez. Ben hiç görmedim. O kadar Tevrat okudum, hiç görmedim.
Yani iki Allah'tan bahseden bir ne Tevrat ne Tevrat tefsiri ne onu o Tevrat üzerine yapılmış çalışmalar ki çok çok binlerce tonlarca cilt çalışmalar var. Onların hiçbirisini ben hepsini okumadım da referanslara baktığım zaman iki Allah'a işaret eden hiçbir işaret görmedim. Cümlede görmedim. Öyle bir iddia da duymadım. Duyan varsa söylesin. Peki o zaman Kur'an'a ne gerek vardı? Tek Allah veriyor işte. Allah var. Tek Allah var demek. Bir Allah var demek. Allah birdir, tektir demek. Dediğiniz zaman Kur'an'a ihtiyacım yok demek diyor, istiyorsunuz demektir o. Demek ki zahiri manasıyla yetinildiği zaman, tamam ben anladım bitti denildiği zaman Kur'an'dan faydalanmamız mümkün olmuyor. Daha böyle çok delilleri var ama bir tanesini bu şu anda aklıma gelen buydu. Şimdi tekrar okuyorum. Güya birini vaaz etmekle öteki ve diğeri ve başkasını ve daha başkasını vaaz eder. Ve sağ ve solda ve her cihetin nispetini gözetmekle birden yani tek bir kelime söyleyerek birden dediği o hemencecik değil de yani bir cümleyle o maksadı kelamın kasr-ı müşeyyedesine kuruyor. Yani o mühkem teşhid edilmiş, muhkemleştirilmiş, sağlamlaştırılmış sarayını kuruyor. Ne ile? Bir ifadeyle. O ifadeyi o şekilde kuruyor ki, o şekilde kuruyor ki, siz o ifadenin kuruluş şeklinden burada bir saray var. İçine girip oda oda gezmem lazım. Bölüm bölüm, katman katman onların içerisini araştırmam lazım diyeceğiniz bir tavır, bir ifade tarzıyla karşı karşıya geliyorsunuz. Hani çok basit gibi geliyor ya, kul huve Allahu ehad. Ya kardeşim bak, İnsan şöyle soruyor. De ki, o Allah'tır ki birdir. O bir olan Allah'tır. Niye o diyorsun? Değil mi? Niye o diye başladın? Allah diye başlasana. Niye o Allah'tır, hu Allah diyorsun? Diye sorduğun zaman, aa diyorsun, bu o ne demek şimdi burada? Neden huve diye başladı? Niye huve dedi, Allah dedi, ondan sonra Allah'ın özelliğini saymaya başladı. Ehad, samet diye saymaya başladı. Bunların hepsi öyle çok basit değil. Yani bu söyleyeceğim benim çok basit düzeyde olay belagat algılamaktır da. En azından birazcık insan, ya bu belli bir eser belagatında, birçok anlam katmanları yatıyor ve bu bir saray gibidir. Yani bir oda gibi değil, bir saray gibidir. Bunun içerisinde bölümler var, değişik katlar var. O katlarda değişik bölümler var, o bölümlerde değişik odalar var. O odalarda değişik tezahürler var. Bunların içine bir gireyim bakayım demediğiniz sürece Kur'an'ı Kur'an olarak kendinize rehber edinmezsiniz, edinemezsiniz. Yalnızca hani şu Kur'an olmasa da, çok ulema bu noktada ittifak ediyor, Kur'an olmasaydı da, gönderilmeseydi de, insana verilmiş olan kabiliyetlerle zaten varlığını algılayabileceği Allah'ın varlığını tasdik edip iman ederdi. Anlatabiliyor muyum? Kur'an'a gerek yok kardeşim o zaman senin Kur'an'ı okumana. Eğer onun zahir manasıyla, tercümedeki manasıyla yetineceksen. Neye? Sendeki kabiliyetler o zahir manasını anlayacak şekilde zaten donatılmışın o kabiliyetlerine. Bir yaratıcının olması lazım geldiğini anlayacak kabiliyetler sende var. Kur'an'a ne gerek var? Neden Kur'an okuyorsun ki o zaman? Neden Müslüman olduğunu söylüyorsun ki? Ben natural dine inanıyorum, tabii dine inanıyorum. Efendim, bak insan olarak aklımı kullandım, kabiliyetlerimi kullandım, bu kainatın bir yaratıcısı var dedim. Benim dine ihtiyacım yok de. Niye Müslümanım, Kur'an'ı kutsuyorum falan diye iddia ediyorsun?
Bu böyle bir okuma iddiasında olan, ki onlara mealciler falan diyorlar. Kimseyi itham etmek, gruplarla falan uğraşmak için ne zamanım var, ne enerjimiz var da tanımlansın diye söylüyorum. Öyle bir kişilerin aleyhine konuşmak için de değil. Zavallı, iyi niyetli insanlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Çünkü onlara ne yaptıklarını bildirecek kaynak da yok. Onun için o kişilere yalnızca yardımcı olmak için acıyarak, iyi niyetlerle, ihlasla muhatap olmak lazım. Öyle itham ederek de siz malcisiniz, tamam yok, sizin Kur'an'a ihtiyacınız yok, haberiniz bile yok ne yaptığınız, ne serserilikler yaptığınızdan demek anlamsız. Ne yapacağız? Biz kendimiz onu yapmayacağız. Kendimizi yetiştireceğiz. Bak kardeşim, gel seninle beraber düşünelim diyeceğiz. Sen şu Kur'an'dan, İhlas Suresi'nden ne anladın? Allah böyle böyle diye anladı. Kapat bunu şimdi. İhlas Suresi'ni okumasaydın da şöyle kainata bir bak bakayım. Aynı sonuca ulaşmaz mıydın? Ulaşırdım diyecek. O zaman niye İhlas Suresi'ni okudun? Onun içerisinde anlam katmanları var. Bu bir saraydır. Sen onu bir oda zannettin. Dikkat et, hadi onun içine girelim diyeceksin. Sen onun içine giren örneklerle muhatap olacağız. Onun için de kendimizin öğrenmesi lazım. Önce kendimizin öğrenmesi lazım. Kendimi öğrenmeden ben onu nasıl anlatabilirim? Veya itham ederek malcilik yanlıştır demek suretiyle insanlara yardımcı olmuş olamayız ki. Peki, güya çok akılları kendi aklına muavenet etmek için istihare etmiş, istihdam ediyor. Yani kendi aklına yardımcı olmasın için onları ödünç almış. O akılları da kullanıyor. Yani bu da şu demek, aklı kullanmanın birinci mertebesi, biraz daha mertebesi, biraz daha iç mertebesine, insan mertebesine muhatap oluyor. Yani klasik örneğimiz güzel örnektir, basit örnektir ama anlaşılan bir örnektir. İlkokuldaki gördüğün matematik bilgisini alıyorsunuz, onu ortaokuldaki okuyacağınız matematik bilgisine yardımcı eleman olarak kullanıyorsunuz. Onu da lisedeki okuyacağınıza, onu da üniversitedeki okuyacağınıza malzeme olarak kullanıyorsunuz. Buradaki istihare etmiş demek, o akılları ödünç almış, görevlendiriyor demeyi ben böyle anlıyorum. Yani ben Uğur Hoca'nın ne dediğini duymadığım için belki daha güzel bir anlayış takdim etti hocamız, bilmiyorum. Yani biliyoruz, eğer istiyorsanız veya uygun görüyorsanız buyurun söyleyin, biz de böyle anladık deyin. Ki ya benim yanlışım ortaya çıksın ya da yeni bir anlayış katmanı daha çıksın. Memnun olurum. İstediğiniz zaman müdahale edebilirsiniz. Sanki o mecmu makasıtta, bütün o maksatların toplamında her bir maksat mütesavir mütedahilen müşterekün fiil bir cüzdür. İşte iç içe girmiş tasvirler gibi hepsi aynı noktada birleşmiş, müşterekün fiil bir parçadır. Her bir mana sanki aynı noktada birleşen diğer parçalı diğer manaların bir tanesidir. Hepsi aynı hedefe doğru yürürler. Aynı noktada buluşurlar. Nasıl? Mütedahil tasvirlerde. Yani iç içe girmiş bir tasvir yapsa, resim çizilse, iç içe. Nedir o? Birkaç ayrı resim aynı tabloda birleştirilse. O zaman siyah bir noktayı bir ressam koysa, yani o ressam o iç birkaç tane resmi aynı kağıt üzerinde aynı yerde, ama hani ayrı ayrı parçalarda değil, aynı yerde kullandı yapsa, onun ortasında bir yere, herhangi bir yerine bir siyah nokta koysa, o nokta birinin gözü, hani bir resmindeki insanın gözü olacak, ötekisinin yüzünün hali. Aynı nokta bir başkasının yüzünde bir ben görevi yapacak. Çünkü iç içe resimler ya, üst üste konulmuş resimler gibi. Ama üst üste yapılmış resimler gibi. Biraz tasavvurunuzu kullanmanız lazım. Bir ikisinin burnunun deliği, bir başka resim var. O nokta burnunun deliğini temsil ediyor. Başkasının ağzı olduğu gibi bir başka resimde de o resimde yapılan bir insan kafasındaki ağzı temsil eden nokta oluyor. Nokta olabildiği gibi kelam-ı âlide dahi öyle noktalar vardır. O
yüksek kelamda, yani belagatı yüksek kelamda da aynı noktalar var. Bu neyi gösteriyor? Kur'an-ı Kerim'de bir ayet okuduk. Bu ayet bize diyelim ki, yani herhangi bir hali yaşayan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanındaki olmuş bir olayda herhangi bir kişinin belli bir davranışına karşı cevap olarak Rabbimiz onu o konuyu aydınlatan bir cümle ile, ayet ile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a rehberlik yapmış. Tamam, şimdi bu resmin birisi. O resimde ne oldu? O kişinin davranışındaki şu eksikliği gösterdi. Veya yanlışlığı gösterdi. Düzeltmeyi gösterdi. O bir resmin bir nokta, o noktada aynı cümle. O resimde mesela göz görevi yaptı. Örnek olarak göz görevi yaptı. O yanlışı ortaya koydu. Sonraki bir nesilde aynı cümle bir başka olaylar zincirinde burun görevi yapacak. Bir başka olaylar zincirinde yüzdeki ben görevi yapacak. Ama aynı cümle. O belagatın şiddetinden kaynaklanır. Belagat yüksek ise o belagat sana Resulullah'ın herhangi bir hayatındaki Kur'an, bu önemli. Burayı çok konuşuyoruz, bu noktayı çok konuşuyoruz ama tekrar konuşmamızda yine fayda var. Kur'an yaşanan bir hayatın macerasıdır. Bu çok önemli. İlk Resulullah ile başlar bu yaşanan hayatın macerası. Onun hayat macerasında Allah'ın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yaptığı rehberliktir. Peki hemen onun yanı sıra peygamberin etrafındaki sahabe adını verdiğimiz insanların hayat macerasında rehberliği içerir. Biter mi orada? İşte bütün mesele burada. Kur'an'ı esbab-ı nüzul içerisinde bitirirsek, Kur'an'ı esbab-ı nüzul dahilinde anlayıp bırakırsak, ki çok örneği var, çok örneği var, o zaman Kur'an'ı orada bitiririz. Yani 1450 sene öncesinde bitiririz. Vahiy o hayatı tanzim etti. Şimdi artık sen o hayattan örnek al deriz. Kur'an'ın bugün benim hayatıma karşılık gelen eğitiminden kendimi mahrum ederim. Ne yaparım bu sefer? Efendim işte o zaman Bedir Savaşı'na gitmişlerdi. Bedir Savaşı'nda Allah onlara yardım etmişti. Peki. Ve ondan sonra galip geldiler. İşte Allah'ın yardımıyla galip geldiler. Melekler indi geldi. Peki ne yapacağım? Ya işte bak, Allah böyle sevdiği kullarına yardım eder. İşte etmiş onları. İşte bana da eder belki. Senin hayatındaki Bedir Savaşı'nın karşılığı nerede? Peki senin hayatında Allah'ın yardımına ulaşacak o Bedir'e katılanların sadakati nerede? Onun eğitimine, o sadakat eğitimine bakan yönünü bu ayetleri okuyup bizzat kendi hayatının yaşanan kitabı veya rehberliği olduğunu idrak etme, anlama, bizzat senin hayatına da aynı ayet iniyor olduğunu görme ve böylece de Kur'an'ın ezeli bir ilimden geldiğini anlama, idrak etme çabası nerede? Ne yapıyorsunuz? Bazı olayları işte o zaman olmuş. Peygamber'e şöyle bir soru sorulmuş. O da şöyle cevap vermiş. Bana böyle bir soru sorulmuyor veya benim böyle bir sorum yok. O zaman bu ayet beni ilgilendirmez. Gibi bir tavrı ifade eden, Kur'an senin içinde yaşanan bir hayatın rehberlik kitabıdır. Yani Kur'an da sen aklı başına geldikten sonra, akıl bali olduktan sonra, ne zaman Kur'an'ın ihtiyacı, Kur'an'a muhatap olma ihtiyacı hissettin, ezbere öyle babamdan annenden duydum diye de Kur'an'a ihtiyacı hissedilmez. Benim şu dünyadaki varlığımı, hayatımı
anlamlı kılacak bir rehbere ihtiyacım var. Biliyorum şu künyanın bir yaratıcısı olması lazım. Tamam, doğru. Doğru bir davranış bu. Şimdi bu yaratıcı bana rehberlik yapması lazım. Ben bakıyorum, Kur'an diye bir kitap var. Ben yaratıcının sözüyüm diyor. Bir bakayım ona diyeceğiz. Eğer bu yaratıcının sözü kainattaki şahitlik ve sendeki o şahitliği algılama duygusuyla tamamen mutabık gelen bir rehberlik yapıyorsa, o zaman onu ciddiye alıp her kademede, hayatımın her kademesinde o rehberliğin doğrudan doğruya bana hayat arkadaşı olduğunu idrak edecek bir Kur'an okuması yapmak lazım. Benim hayatımın arkadaşı, rehber arkadaş, bana benim hayatımı da rehberlik yapmak üzere Rabbimin bana şu andaki konuşmasıdır. Çünkü bu konuşma ezeli ve ebedi olan Rab'den geliyor olması lazım. Onun ilmi ezeli ise, ezeli sonsuzsa, ben şimdi onun ilmine muhatap olmak için Kur'an'ı elime alacağımı ve onun şu ayetini okuyacağımı biliyor olması lazım. O zaman niye ben gidip de esbab-ı nüzul içinde boğulup kalayım ki? Esbab-ı nüzul o hayat tarzının rehberliğinin örneğiydi. Şimdi senin esbab-ı nüzulün ne? Çünkü Kur'an ile konuşan Muhammed değil aleyhissalatü vesselam. O vefat etti insan olarak. Mesajı burada. Nerede? Elinde. Elinin altında. O da mushaf olarak. Şimdi bu mushafı Kur'an olmaya çevir bakayım bir. Yani ilahi kelam olarak oku bakayım bir. İlahi kelam demek mutlak ilimden geliyor demek. Mutlak ilimden gelenin senin şu anda onu okuyacağını bilen birisinin yaptığı konuşma olduğunu anlıyorsun. Anlamalısın demek. Yoksa Kur'an okumazsın. Ya tarih kitabı okursun ya mushaf okursun. Maalesef bu konuda fazla uyarı almıyoruz. Yani Kur'an ilmini sana muhatap, Kur'an'dan faydalandığı ilmi bize aktarmak isteyenlerin, arzusunda olanların bu noktada hassasiyetleri gerektiği kadar gelişmemiş. Ve hassasiyeti gelişenlerin yaptığı rehberliklerde de bu noktalara dikkat etmiyoruz. Yani kitaplarını okuduğumuz Said Nursi'nin yaptığı tefsirlerde bu özellik var. Şu anda burada senin hayat rehberin, rehberi olmak, sana hayat rehberi olmak üzere senin yaratıcın sana konuşuyor. Kur'an budur. Kur'an senin için budur. Kelamullah, Allah kelamı budur. Onun dışındaki okumalar Kur'an'ı tarihsel belgeye dönüştürürler. Veya kutsal bir kitaba dönüştürürler ki ona mushaf denir. Bu da Kur'an okumada önemli bir prensiptir. Hayatımın rehberliğini yapmak üzere benim Rabbim bana konuşuyor. Peki ikinci noktaya da okunduğunu söylediniz, oraya da okuyalım. Kıyas-ı mürekkep. Yani ikiden fazla mürekkep terkip edilmiş. Ya kıyası içeren. Birden fazla, ikiden fazla, mürekkep olunca ikiden fazla olması lazım. İkiden fazla, şart değil ama öyle anlamak Kur'an için daha doğru. İkiden fazla kıyas unsuru taşıyan, mukayese unsuru taşıyan, ikiden fazla maksatlar taşıyan, bu mütedahil tasvirler diye ifade ettiği bir önceki paragrafta mütedahil tasvirler diye ifade ettiği birbiri içerisinde birçok meseleyi
örnek gösteren, kıyas eden ve müteşaab sırrıyla, müteşaab değişik şubelere ayrılma, yani ağacın gövdesinin nasıl dallara ayrıldığını, her dalda ayrı meyveler verdiğini konuşmuştuk ya, oraya referans veriyordu diye anladım ben. Müteşaab sırrıyla metalip tenasül edip teselsül etmektedir. Tenasül etmek mi? Türevler, yani türemek. Organik bağlarıyla o bu tenasül, organik bağlarla teselsül ediyorlar. Sanki yanlış anlaşılmasın, yalnız teşbihtir bu. Baba var, çocuğu var, torunu var, torununun çocuğu var, böyle gidiyor. Yani baba senin ilk gördüğün manaydı. Dikkat edince onun bir çocuğu var çıkıyor. Biraz daha dikkat edince onun bir torunu var çıkıyor. Biraz daha dikkat edince torununun da çocuğu var çıkıyor. Mütedahil dairelerdeki tenasülden teselsül bu şekilde oluyor. Yani Kur'an bir okumakla bitmeyen kitap olmasının nedeni de bu. Bir defa zahiri bir manasını öğrendim diye, tamam babayı öğrendim diye. Ama onun çocuğu var. O çocuğu da, onun da çocuğu var. Devam et. Bitirme orada. Güya mütekellim o metalibin beka ve tenasülünün bir tarihi tabiisine işaret eder. Bakın örnek verecek. O örneğe girmeden önce şu cümleyi bir daha gözden geçirelim. Yani özellikle Kur'an ile konuşan mütekellim o metalibin, yani söylediği sözde sen ne demek istiyorsun dediğinde o sözün bir bize aktarmak istediği manalar var. Bizim o sözden almak istediğimiz manalar var. Metalip. Konuşana göre, dinleyene göre, hangi anlamda düşünürseniz ona göre metalip talep edilen şeyler. Metalip'in beka ve tenasülünün bir devamının, hemen bitmiyor, ve bir de tenasül, böyle organik bağlarla üreme. O manadan bir başka kapı açılıyor. O kapıdan bir başka kapı açılıyor. O kapıdan bir daha başka kapı açılıyor. O şekilde tenasülünün bir tarihi tabiisine işaret eder. Tabii bir tarihine, silsilesine işaret eder. Bir mana çıkar, ondan bir başka mana çıkar, ondan bir mana çıkar. Zaten 9. mesele de bu idi. Mütedahilen müteselsil olan manaları içeren bir kitaptır Kur'an. Ona mesela birisi dedi ki, size tefsir yazıyor veya bir kitap açıklama, Kur'an açıklamasında bulunuyor. Allah birdir dedi. Ne demek kardeşim Allah birdir? Ne kastediyorsun bundan diye soracaksın. Yani diyecek, o tektir. Tektir, anladım şimdi, 1-2-3'ten değil de tekniktir. Yani yekta'dır, bazılar öyle derler. Doğrudur bunların hepsi. Peki onun yekta olması ne ifade eder benim için diyecek. Yekta, okey. Yekta birisi bu kainatı yaratmış. Bana ne diyeceğim? Beni neden ilgilendiriyor diyeceğim. Benim için ne ifade ediyor diyeceğim. Onun yektalığı şu anlama gelir, şu anlama gelir diye uzun uzun anlatınca Risale-i Nur çıkar karşımıza. Risale-i Nur'daki iman eğitimi odur işte. Hadiyet eğitimidir diye onun için anlıyorum. Benim anlayışım da öyle. Benim dünyamda öyle yansıyor. Kendimle doğrudan doğruya bağlantısı olan bir vahide ehad Rabbin kuluyum veya onun yaratığıyım anlayışıyla, şuuruyla, bilinciyle yaşama eğitimi yaptıran kitaptır Risale-i Nur. Peki öyle bir tefsirdir. Tarihi tabiisine işaret eder diye belagat, sanki Kur'an'daki belagat güya böyle bir tarihsel gelişime işaret eder. Belagat ama. Nasıl bir tarihsel gelişim? Organik bağlarla üreyip gelen silsilelerden bahseder. Mana silsilelerinden bahseder. Önce Allah birdir der, sonra gelir ta senin şu anda kalbinin en dibinde.
hissettiğin bir şey vasıtasıyla senin Rabbine yönelmen gerektiğinin mesajını aldığını ifade eden bir Allahu Ehad ifadesi vardır. Onun içerisinde yani Allah birdir falan bırakıyorsun, onlar geçtin, onlar tamam, inkar etmedin de onların içinde kalbinde şöyle bir şey oluverseydi deyin, oluversin. Yani bir talep doğuverdi içinde, değil mi? O senin Rab, o sende, senin Rabbinin yalnızca ona yönelmen gerektiğinin davetiyesidir diye anlıyorsun. Nereden anladın bunu? Allahu Ehad'den anladım. Buraya yani benim anlayabildiğim kadarıyla, daha da fazlası vardır ama benim anlayabildiğim kadarıyla buraya kadar gelen bir mana üremesi göreceğiz Kur'an'da. Mesela diyor, burada Nursi'nin verdiği bir misal var. Alem güzeldir. Yani böyle bir cümle geçti. Kainat güzeldir dedi. Baktın ha, güzel, hakikaten güzel. Ve gerçi kışlar olunca biraz, kışta fırtınalar falan olunca pek güzele benzemiyor ama genelde güzel. Fırtına çıkınca, zelzele olunca, insanlar ölünce falan pek güzel olmuyor ama hani yine de şöyle bir güzele benziyor canım deyip anlamak da var. Veya burada söyleyecek, alem güzeldir. Demek sani'i hakimdir. Yani alem güzeldir deyince onun içinde ne var? Yani demek ki bu güzel sanatlı eserin yapıcısı hikmetle yapıyor. Güzel olsun diye yapıyor. Maksadı var. Abes yaratmaz. O zaman yani alem güzeldir demek şu kainatta abes hiç göremezsin. Lüzumsuz, gereksiz bir şey yoktur demek. Ya o alem güzeldir dedin. Şimdi abes iş yapmazı nereden çıkarttın demeyeceğiz. Bu kadar konuşmamızın sebebi de oydu. Abes yapmaz. İsraf etmez. Hani lüzumsuz bir şey yapmaz. İsraf olur. Gereksiz yere bir şey yaratılmış olsa, bu yaratan niye yarattı bunu? Yani laf olsun diye yarattı. O israf. Gereksiz kullandı gücünü, kudretini. O zaman israf etti. Halbuki alem güzeldir demek, o israf etmez demek. Dikkat et, israf yok yaratılışta demek. Kendi yaratılışında da israf yok demek. Yani onu kendimize de getireceğiz. Peki israf etmez, istidadatı mühmel bırakmaz. İnsandaki kabiliyetleri ihmal etmez. Sende bir kabiliyet var ya, ne kabiliyet o? Mesela istiyorsun ki her şey güzel olsun. Her şey mükemmel olsun. Hiç kimse kimseyi üzmesin. Hiçbir zaman ben de yanlış bir iş yapmayayım. Hayatımı israf etmeyeyim. Mesela sonsuz diyebileceğimiz kabiliyetlerimiz var. Alem güzeldir cümlesinin içinde sendeki istidatların yersiz, anlamsız, maksatsız olmadığı haberi var. Bakın iç içe manalar nasıl çıkıyor. Peki, demek intizamı daima tekmil edecek. Yani şu güzelliğin ana iskeleti olan kainattaki nizam, düzen var ya, o devamlı bir surette mükemmelleştirilecek. Önce bir çekirdekti, sonra bir filiz verdi. Ne olduğu belli değil, bir şeyler çıkıp geliyor toprağın içinden diyoruz. Ondan sonra o bu gövde oldu, dallar derken yaprak açtı, bu sonra yıllar geçti, çiçek verdi, tohumcuklar, baktık tomurcuklar gelişmeye, neler bunlar, ne oluyor burada diyoruz. Böyle insanın aklı hayran, hayret içerisinde secdeye kapanıyor. Ya toprağın içinden bir odun çıkıyor, odun içinden bir yaprak çıkıyor, o yaprağın içinden bir çiçek çıkıyor, o çiçeğin içinden bir tomurcuk çıkıyor, o tomurcuk büyümeye başlıyor. Ya ne oluyor? Cinler mi, periler mi burada ne yapıyorlar diye şaşırıp kalmamız lazım. Ondan sonra o meyve oluyor, güzel kokusuyla gel beni ye diyor.
şöyle olgunlaştığı zaman, dokunuverdiğin zaman eline düşüveriyor. Ah, hayretten secdeye kapanmıyorsak gerçekten insaniyetimizi kullanmıyoruz demektir. Ne oluyor burada diye. Evet, şimdi demek intizamı daima tekmil edecek. Kainat da öyle. Bir çekirdek gibi, bir ağaç gibi büyüyor. İnsan duyguları da öyle. Bir çekirdekten ağacın büyümesi gibi büyüyor. Meyveler vermeye hazırlanıyor. Tomurcuklar vermeye başlıyor. İnsan istiyor ki gençliğim ebedi olsun. Bana verilen duygular tam yerini bulsun. Ama o ben gençliğim ebedi kalsın, genç kalayım, duygularımı tam yerinde kullanayım derken gittikçe ihtiyarlamaya başlıyorum. İhtiyarladıkça zafiyetlerim çoğalmaya başlıyor. Ya ben mükemmellik istiyordum diyorum. Ama bakın benim bedenim çürümeye doğru gidiyor. Beni terk ediyor diyorum. Hani burada kemal olması lazım diyorum. Demek ki insandaki bu istidat, bu kabiliyet, kemale olan kabiliyet karşılıksız bırakılmayacak. Neden? Çünkü alem güzel. Bu cümle ne diyor biliyor musunuz? Senin, bakın nelere geliyor manası. Senin kabiliyetinde olan her şeyin en mükemmel ve en güzele doğru gelişmesi gerektiğine dair olan beklentin karşılıksız kalmayacak. Tamamlanacak. İntizam tekmil olacak. Mükemmelleştirilecek. Alem güzeldir dedi. Ama sendeki en derin duyguların cevabı var orada. Onlara cevap veriliyor. Anlam katmanlarından bunları aramayı kastedeceğiz. Ve ona göre Kur'an'a muhatap olacağız. Peki alem güzel. Yani ben biraz kaba konuşacağım şimdi. Güzelse güzel, ne yapayım kardeşim ya, benim işim var. Değil mi? Oradaki güzellikten bana ne? Neye ben şimdi çalışıp ekmek parası kazanmam lazım? Demek de var. Bir de olumlu davranalım. Alem güzel ya, güzel ama niye güzel acaba? Diye sormak var. Tefsirden beklediğimiz bunlar olacak. Alem güzel, tamam. Acaba niye güzel? Tefsir bana o güzelliğin İç katmanlarını anlatması lazım. Bu cümle bir saray gibidir. İçine beni alacak, kat kat dolaştıracak, her kattaki ayrı dairelere götürecek, her dairedeki ayrı odalara götürecek, beni anlam incelikleriyle birbirini doğuran, birbiriyle organik bağı olan ilişkiler ağını, mana ilişkiler ağını bana tanıtacak. Ona tefsir denir. Bana tarihi hikaye anlatana ben tefsir falan demiyorum. Bunlar dünyevi, seküler tarih kitaplarıdır. Onların tefsir olmakla ilişkisi yok. Çok önemli bir nokta. Peki, diğer şikaf ve tahammülsüz, tahammülü mümkün olmayan, yürekler parçalayan ve emel öldürücü bütün kemalatı, hani çok güzeldi diyoruz, sonbahar geliyor, emellerimiz, beklentilerimiz ölüyor. Gençliğimiz, kabiliyetlerimiz çok güzeldi diyoruz, yaşlılık geliyor, öldürüyor. Değil mi? Bütün emel öldürücü bütün kemalatı zir zeber eden, hicran-ı ebedi olan ademi, İşte bunların hepsi yokluğa gidiyor zanneden düşünceyi, ademi insana musallat etmez. İnsanı böyle bir ademe mahkum etmez. Nereden anladım bunu? Alem güzeldir cümlesinden anladım. Alem güzeldir. Bu güzellik insanı ademe mahkum etmez. Senin beklentilerini, hani bütün projelerimiz suya düştü derler ya, öyle senin beklentilerini suya düşürmez.
demek saadeti ebediye olacaktır. Bu muhakeme tarzı Risale-i Nur'un içerisinde bir ağ gibi var. Her yerde var. Her yerde. Risale onun için çok kıymetli bir tefsirdir. Kur'an'ın belagatının anlam katmanlarının içerisine bir dalgıç gibi girer. Siz hatta öyle olur ki bir mevzuyu ele alırken o mevzunun konunun başına bir ayet konur size. Sonra mevzuyu anlatırken biz öyle hissetmeye başlarız ki sanki bu anlatılanlar ile baştaki ayetin arasında bir ilişki yok zannederiz. Neye? Alem güzeldir dedi. Fakat orada ne anlatıyor? İnsan Adem'e mahkum edilemez anlatıyor. Ne ilişkisi var diyoruz? Sanki o başına konulmuş ayeti genellikle dua derler ya. Hani bir dua ile başlayalım diye bir ayet okurlar. Onun gibi zannederiz. Nedeni de budur. Kur'an'ın belagatına nüfuz etmiş bir zatın eserlerini okuduğumuzun farkında olmama ihtimalimiz de olabilir. Dikkat etmemiz lazım. Vakit geçiyormuş. Saati görünce aklıma geldi. Demek ki saadeti ebediye olacaktır. Şimdi referans veriyor galiba. Üçüncü makalenin ikinci şehadetinin mukaddemesinde, Nübüvvet-i Mutlaka'nın mevhasında İnsanın hayvandan üçüncü ciheti farkı buna iyi bir misaldir. Arkadaş oraya ya sen git referans olarak oku çalış ya da oraya geldiğimizde onu çalışacağız ve burayla ilgisini kurmak için inşallah anlayacağız, çalışacağız. Peki bu referanstı. Ben üçüncü notada bitirdim. Şimdi sizi dinliyorum. Varsa söyleyeceğiniz buyurun, vakit geçmiş. Sizin de hakkınıza tecavüz etmeyin. Biraz da geç başladığımız için, ben geç başladığım için teknik nedenlerde kuramadım. Bağlantıyı en sonunda anladım. Peki, buyurun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahru da'vahum enelhamdülillahi rabbil alemin. Bi hurmeti sirri suratil Fatiha. Allahu